Evet, Melih Çelet hocamızla bugün birlikteyiz. Aslında Antep'ten çıkarak sağlık sektörüyle ilgilenirken nasıl bir dönüşümle, nasıl bir düşünceyle şu anki içinde bulunduğunuz sektöre girdiniz? Sizi bu yola iten şey neydi? Girişimcilik anlamında gençlerimize ne tavsiye ederseniz bunu öğrenmek istiyoruz. Evet, sağ olun. Aslında bunun hepsinin altında yatan sebep o günün Türkiye'sinde bir şeyler yapma ihtiyacında olduğumuzdu. Yani o gün Türkiye hakikaten sanayi muamili ihracatı yapamayan, sadece commodity ihraç eden, gelişmekte olan bir ülkeydi ve çok genç bir nüfustuk. İyi tahsil gördüm. Kolej hayatımdan sonra lisan öğrendim ve o günlerdeki lisan bilmenin de avantajı büyük çapta. İçimden devamlı dünyaya açılmak gibi bir şey vardı. Az sayıda sayılı insanlar Evet, vardı bu, herhalde lisan hakikaten bilen. öyle. İstanbul'da dahi çok az kişi lisan konuşabiliyordu. O günlerin Türkiye'si yokluklar ülkesiydi. Böyle bir arayış içine girdik ve orada da illa şu işi yapacağız, bu işi yapacağız diye bir seçme şansım yoktu. Hepsini deniyordum, hangisi olursa diye baktık. Burada bir şansın ve kısmetin rolü var herhalde. Bir yurt dışından önemli bir, iyi bir partner bularak bu işe atıldık ve bize öğretti Allah için. Öğrendik ve bugün mesleğimiz oldu. Yurt dışı ortağı o zaman etkili oldu anladığımız kadarıyla. Yani yurt dışı ortağımız da değildi ama yani sadece bizden satın almacıydı. Fakat bize hayat dersi verdi, öğretti, dünya piyasalarını anlattı. Neyi nerede nasıl yapabileceğimizle ilgili bilgi aldık. Ondan öğrendiğimiz çok şey oldu. Hayat tecrübesi verdi bize. Bir anlamda o zamanın know-how'unu herhalde almışsınız. Aynen öyle, know-how verdi. Bugün o günün içinde yani ben bugün 82 senesinde 10 sene sonra çok seyahat etmeye başladım. Yani senenin 8 ayı dünyayı geziyordum. Müşteri arıyordum. Rondomilerimi yapıp her yere kapı kapı geziyordum. Herkesin kapısını vurmaktan çekinmiyorduk. En büyük ihtiyacım birdenbire bavul olduğunu gördüm. Çünkü numune taşıyacağız. Şeyden, Tahtakale'den valizleri alıyorum, gidiyorum. 3 tane valizi doldurup Frankfurt uçuyoruz. Havaalanına iniyorum. Valizin altı geliyor, üstü gelmiyor. Fermuarı patlıyor. Tekerleği kırılıyor. O gün kendi kendime dedim ki ya Türkiye gelişiyor. Seyahat başlayacak. İnsanlar tatil anlayışı başlayacak. Bavul ihtiyacı var dedim. Amerika'ya gittim. New York'a. Oradan Denver'a uçtum. 6 saat. Bir karlı, kışlı bir günde Denver'a indim. Gittim Samsonite'ın fabrikasını buldum. Kapıyı çaldım. Açtılar, dediler buyur. Nereden geliyorsun? Türkiye. Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyorlardı. Neyse haritada bulduk, gösterdik kendilerine. Dedim ben ithalat yapmak istiyorum. Sordular. Bu hangi yıl? 1982. 80, 82. Sordular. Dediler ki ithalat imkanınız yok. Türkiye'de gümrükler böyle bir şeye ithalata cevaz vermiyor. Daha henüz 24 Ocak kararları yeni gündeme daha gelmiş. Daha başlamamıştı bile neredeyse. Evet. Yani İthal ikameden yeni Rahmetli dönüşüm. Özal'ın o büyük bir değişimi yapmazdan önceki hadiseleri yaşıyoruz. Ankara'ya Ticaret Bakanı'na gittim. Barter önerdim. Dedim ki bir tane valiz getireceğim, 3 tane çanta satacağım. Kabul et bunu dedim. 1 lira para girmeyecek, çıkmayacak buradan diye. Öylece başladık, valizi getirdik ve biz bugün 37 senelik bir ortaklığımız var Samsonite'da. Son 11 senedir de joint venture partneriz. Türkiye'deki bütün o ve etrafımızdaki 5 ülkenin dağıtımı ve şeyi hepsi buradan oluyor. Joint venture yapısı hakikaten çok önemli. Aslında iyi işletilmesi gereken bir müessese. Bugün de Şu hala. anda şirketin, bakın dünya çapında bir şirket, bu seyahat endüstrisinin en büyük şirketi. Takriben 5,5 milyar dolar cirosu olan çok önemli bir şirket. Şirket hafızasına sahip en yaşlı insan benim. Oh, maşallah. Amerika dahil. Yani çünkü Samsonite'da bir şey vardır, adet 65 yaşında redundant olur. Bir de takeoverlarla falan bu şirketler çok el değiştirir. Yeni patronlar gelir, kimse tanımaz. Onun için şirket hafızasına sahip olmak da çok önemlidir. Türkiye'nin ve benim ve bizim şirketin onlar nezdinde de çok kabul edilirliği vardır bu konuda. Peki böyle güzel bir geçmiş, böyle güzel bir tecrübe birikimi acaba ileride torunlarına, belki torunlarının da çocuklarına bir mektup yazmak istese
neleri salık verir, neleri öğütler? Şöyle kısaca birkaç başlık halinde almanız mümkün mü? Biz 37 senelik bu işbirliğimizde Samsonite'le olanı hemen altını çizeyim. 37 sene onları burada üretim yapmaya ikna etmeye çalıştım. Dedim ki bakın Türkiye önemli bir hub. Çok alternatif. Dünyanın her yerine buradan ulaşılabilir. Bunu yapalım, yapalım, yapalım. Çeşitli siyasi sebeplerden, şu bu sebeplerden ikna edememiştim. Bu yıl ikna ettik. Şimdi inşallah 2019 başında bu yatırımı yapıyoruz ve burada bir üretim tesisi kurulacak. Tabii şu anki dünya genelinde de değişimler, ülkelerin, Çin'le Amerika'nın pozisyonu, Uzak Doğu'nun pozisyonu, bir ekonomik savaşın devam edişi, Trump'ın bu yaklaşımlarıyla falan değişen bir şey var. Buradan fırsatlar da doğabilir Türkiye için. Onlardan bir tanesini bu şekilde realize ediyoruz. Torunlara ne demek dersen, çok enteresan, Türkiye gibi çok inişli çıkışlı, kaç tane devrimin yaşandığı, ihtilalin yaşandığı, ekonomik krizin yaşandığı bir ülkede yabancı bir marka olarak Samsonite tek bir kuruşunu kaybetmedi. O da bizle olan ortaklığından dolayıydı. Yani burada inişli çıkışlı bu ülkenin herhangi bir hadisesinde benim yabancı partnerim benle olan distribütörlük anlaşması sırasında olsun, joint venture anlaşması sırasında olsun, biz kendimizi nasıl hecedebiliyorsak risklere karşı, evet, ortağımızla hecettik. Ondan dolayı çok mutlular bizle beraber olmaktan. O zaman ileri görüşlü bir yapıyla davranmalarında herhalde. Bir kere kendi gerçeklerimizi bilmek, evet, ve bu gerçeklerimiz doğrultusunda da önlem almak her işverenin, her bir kuruluşun bence temel vazifelerinden biri diye görüyorum. Şanslıyız. Biz 2018 çok zorlu geçen bir yıl. Ama DESA olarak biz %82 büyüdük. Ve EBITDA'mız %300 arttı. Yani demek ki doğru zamanda doğru hareketleri yaparak devam etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir unsur, evet, herhalde. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Trade Talk olarak biz bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş adamlarımızın tecrübelerini, bilgi birikimlerini, evet, gençlerimize aktarmaya çalışıyoruz. Sizlere çok ihtiyacı var Türkiye'nin. Katılımımız için sizlere çok ihtiyacı var. Biz çok teşekkür ederiz. En önemli ihtiyacımız bizim yetişmiş insan kaynağı. Beşeri sermaye diyorsunuz. Evet. Çok önemli bir şey. Türkiye'nin en büyük açıklarından bir tanesi o. Peki. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Çok sağ olun. Sağ olun. Elinize sağlık.